Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gönyeli, Atatürk Stadında Türk Ocağı'nı konuk ediyor. Seren Şimşek, Fatih Bardakçıoğlu ve Yusuf Akar hakemliğini yönetiyor maçı. Maç öncesi son kontroller ve Gönyeli'nin vuruşuyla karşılaşmaya başlanıyor. Atatürk Stadında 25. hafta karşılaşması. Gönyeli köşe vuruşu kullanıyor. Yapılan orta. Türk Ocağı savunması çıkarıyor. Boşta kalan top. Atak tazeleme düşüncesi var Gönyeli takımının. İstenilen orta gelmiyor o noktada. Serkan Karaoğlan bu bölümde sonuç alamıyor. Okoli ile başlayan atak. John Okoli sol kanatı iyi kullandı. Aldı rakibini karşısına, yaptı ortasını. Serkan bir kez daha müsait durumda ancak kontrolü kötü. Yine sonuç elde edemiyor. Gönyeli takımı Bilal'la başlayan atak. Bilal kaldırdığı top. Remzi iyi kontrol ediyor. Vücudunu iyi kullanıyor. Yaptığı vuruşa takımını 1-0 öne geçiriyor. Remzi'nin golü dakikalar 14. Remzi'nin golüyle Türk Ocağı 1-0 öne geçiyor Gönyeli deplasmanında. Remzi ve arkadaşlarının gol sevinci tribünlerde bu şekilde ekranlara geliyor. İzliyoruz golü Remzi. İyi bir vuruş. Kaleci Kemal'ın yapacak hiçbir şey yok o noktada. Çaresiz de top filelere gidiyor. Kullanılan köşe vuruşu Gönyeli adına. Kafa vuruşu. Müdahale var o noktada son anda. Sonuç gelmiyor. Bir başka atak Gönyeli adına. Ceza alanı dışı. Kaldırılan top içeriye doğru. Sonuç yine gelmiyor. Gönyeli de bu bölümde de sonuç alamadı. Gönyeli Menteş'le. Gelişen yeni bir atak. Remzi ceza alanı içerisinde verdi pasını. Ahmetcan bıraktı ancak sonuç gelmedi. Önemli bir pozisyon. Yine Türk Ocağı adına. Gönyeli takımı köşe vuruşu kullanacak. Yapılan orta arka direğe doğru açılıyor top. Bilal müdahale edemedi. Sonrasında kaleci topun sahibi olur. Hüseyin Erkan kalede topun sahibi. Bilal bu bölümde kontrol etti. Ancak çalan düdükle ilk 45 dakika Türk Ocağı'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor. Tek gol var maçta ilk yarı adına. Remzi'nin 14. dakikada golüyle ilk yarıyı 1-0 Türk Ocağı'nda kapattı. İkinci yarıya Türk Ocağı'nın vuruşuyla başlanıyor. Tombara sağ kanattan gelişiyor atak. Bıraktı dışarıya doğru. Vuruş o noktada kaleci. Boşta kalan top sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor. Bu kez Malik var. Pozisyonu başlatan isim Malik. Savunma markası Remzi. Koşusu iyi. Remzi cezalan içerisinde çok kötü vuruyor. Top da farklı şekilde dışarıya gidiyor. Gönyeli'nin çıkma düşüncesi var. Kaptırılan topu noktada Ahmetcan. Ahmetcan bıraktı Remzi'ye doğru topu. Remzi kalecinin üstünden kaldırıyor ve topu filelere gönderiyor. Asist Ahmetcan'dan, gol Remzi'den dakikalar 55. Remzi'nin golüyle fark 2'ye çıkıyor. Lefkoşa Atatürk Stadyumunda. İzliyoruz Remzi'nin golünü. Akıl dolu bir gol. Aşırdıyor topu. Top da filelere gidiyor ve fark 2'ye çıkıyor. Dakikalar 55. Remzi'nin golüyle 2-0 önde Türk Ocağı takımı Gönyeli. Farkı 1'e indirme düşüncesi var Gönyeli'de. Kemal gönderiyor. John Okoli. John Okoli aldı Mustafa Avcı'yı yanına. John Okoli sıyrıldı. Kalecinin de sıyrıldı. O noktada topu filelere gönderiyor. Mustafa ile kaleci Hüseyin Erkan çarpışıyor bu noktada. John Okoli farkı bir indiriyor. John Okoli ve arkadaşlarının gol sevinci ekranlara geliyor. Dakikalar 61 izliyoruz. Tam anlamıyla kaleciyle Mustafa'yı düğümlüyor o noktada. John Okoli ve topu filelere göndererek farkı bir indiriyor. Üçüncü golü bulmak istiyor Türk Ocağı takımı. Yapılan hareket. Bu bölümde sarı kartı gösteriyor Seren Şimşek. Tombara'yı aldattığı yönünde düşüncesi. Sarı kartı görüyor Tombara. Gelişen bir başka atak. John Okoli. John Okoli top filelere gidiyor. John Okoli skora dengeyi getiriyor. Dakikalar 75. John Okoli'nin golüyle skora denge geliyor. Bir kez daha sahnede olan isim. John Okoli 2-0 geriden skoru 2-2'ye getiriyor. John Okoli'nin golünü izliyoruz. İyi bir vuruş. Sonra gol geliyor ve skoru da dengeleniyor. Tombara. Tombara rakibine sıyırma düşüncesi. Tombara iyi getirdi topu. Ceza alanı içerisi. Tombara. Tombara çıkartmadı topu ayağından. Bakıyorum top dışarıya gidiyor. Tombara çok zorladı pozisyon ancak sonuç gelmedi. Şimdi Malik. Malik kaldırıyor topu ceza alana doğru. Üçüncü gol arıyor Türk Hoca. Vuruş o noktada top filelere gidiyor. Golün ismi Turgut Kağan Çoban. Dakikalar 83. Turgut'un golüyle Türk Hoca bir kez daha deplasmanda öne geçiyor. Turgut başkan arkadaşlarının gol sevinci bu şekilde ekranlara geliyor Atatürk Stadında. Turgut Kağan'ın golü, gol sevinci bu şekilde ekranlara geliyor. İzliyoruz golü. Yüksek bir top Turgut Kağan. İyi yükseliyor. Vuruşu Kemal'ın bakışları arasında filelere gidiyor. 5 gol var maçta. Tombara cezanın içerisinde. Tombara orta yapma düşüncesi var. Tombara yapmadı ortasını. Rakip en üzerine doğru gitti. Yerde kaldı. Penaltı bekliyor. Sarı kartı var. Seren Şimşek bir kez daha kartına başvuruyor. Önce ikinci sarı. Ardından da kırmızı kartla Tombara'yı oyun alanının dışına gönderiyor. Tombara bugün adına yaptığı hareketleri peş peşe. Sonrasında kırmızı kartla oyun alanının dışına gidiyor. Talat rakibine yaptığı hareket. O noktada Mustafa Avcı yerde kaldı bu bölümde. Ancak sonuç değişmedi. Maçı da bitiriyor Seren Şimşek. Karşılaşmayı Türk Ocağı 3-2 kazanan taraf oluyor.